çocuk kitabı yazmak istiyorum ama nereden başlamalıyım? Yazdıklarımı nasıl yayımlatabilirim? Öykülerimi çocuklara nasıl sevdirebilirim? Bu işin sırrı nedir? Tüm bu sorular 40 yılı aşkın süredir çocuklara kitap okumayı sevdiren yazar Fatih Erdoğan'ın bu kez yetişkinler için kaleme aldığı İlk Hevesten İmza Gününe Çocuklar İçin Yazmak adlı kitabının arka kapağında yer alan sorular. Kitap çocuklar için içerik üretmeye hevesli olan yetişkinlere bir yol haritası niteliğinde. Az sonra çocuk edebiyatının umutlu ve bir o kadar meşakkatli süreçlerini konuşmak üzere Mavi Bulut Yayınları'nın da kurucusu olan Fatih Erdoğan'la buluşacağım. Fatih Bey merhaba. Merhaba. Sizinle pandemi öncesi İstanbul Kitap Fuarı'nda TÜYAP'ta buluşmuştum. Çocuklar için yazmak kitabınızı Mavi Bulut Yayınları standından almış. Size de imzalatmıştım. Fuar diye bir şey vardı değil mi o zaman? Değil mi? O zaman vardı maalesef. Şimdi araya da uzun zaman girdi. Çocuklar için yazmak kitabı pandeminin hemen öncesinde okuruyla buluştu. Ben kitabın içeriğine değinmeden önce Fatih Erdoğan kimdir diye sormak istiyorum. Çocuk edebiyatına gönül vermiş kişiler eminim ki sizi tanıyorlar. Mutlaka da en az bir kitabınızı okumuşlardır ama yeni tanıyacak olanlar ve bu alana ilgi duyan genç arkadaşlarımız için de sormak isterim. İzmir doğumlu, 4 yaşına kadar İzmir, sonra İstanbul. Çocukluğumun geçtiği yıllarda sürekli çevremde hep bir mühendis ol, mühendis ol lafı dolaştığı için makine mühendisi olmuş. Fakat onu bir meslek olarak yapmayı o kadar istemediğine karar verip kitaplarla ilgili bir şeyler yapmak istediğini düşünmüş ve bu yola girmiş biriyim. Bundan 40 yıl önce hem bir şekilde meslek değiştirmiş oldum ya da yön değiştirmiş oldum ya da kendi yönüme dönmüş oldum. Hem de bir yayın evi kurdum 40 yıl önce. Mavi Bulut yayın evini kurdum. Ve o yıldan bugüne hep çocuk kitapları yazmak, editörlüğünü yapmak, üretmek gibi işlerle uğraşan biriyim. Kitabın başlangıcında Fatih Bey, buradan kısa bir bölüm okumak istiyorum ben okurlarımıza ki sizin yazma niyetinizi de anlayabilsinler diye, çok etkileyici çünkü. Kitabı açar açmaz siyah beyaz bir fotoğrafla karşılaşıyoruz. İki küçük çocuk bir şeyler okumaya çalışıyorlar. Altında çizmişim zaten okumak istediğim bölümleri, şimdi paylaşmak isterim. 70 kitabın yazarı olarak bu imgenin modern dünyamızda gözlerimizin önüne boca edilen rengarenk imgelerden çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Çocuklar için yazmak aslında seminerlerinizin adı. Nasıl ortaya çıktı kitaplaştırma fikri? Doğru zamanı geldi sanıyorum. Türkiye'de son 20 yıldır bir çocuk edebiyatı alanında, çocuk yayımcılığı alanında bir patlama var. Bu güzel bir şey, iyi bir şey. Artık veliler... Ada ve ekmek, ıssız ada ekmek örneği var. Evet. Kitapta evet, bunu evet, anlatırken, evet, seçeneklerde. Evet. Bir şekilde bu kitabın artık kimse kalkışmasa bile kendiliğinden doğma zamanı gelmişti. Neredeyse öyle bir şey. 40 yılını vermiş biri olarak ve editörlük yapmış biri olarak tabii ki çocuklar için yazmak isteyen insanlarla zamanımız geçti. Yani bir şeyler yazmış, yayın evine yayınlatmak üzere, yayınlanma isteğiyle getirmiş ve siz onu okuyorsunuz. Editörlerin böyle bir avantajı var. Yani normal bir insan sadece yayınlanmışları okur ama editörler yayınlanmamışları da okur. Dolayısıyla daha fazladan bir birikimleri oluyor. O süreçte yani yazar adaylarının kitaplarını yayınlatmak üzere getirmeleri sürecinde, yani editörlük adını verdiğimiz o eylemin içinde çok deneyim biriktiriyorsunuz. Bütün bunların paylaşılması gerektiğini düşündüm ve zamanının geldiğini düşündüm. Fatih Bey, çocuklar için yazmak mı, yetişkinler için yazmak mı? Hangisi daha zor ya da belirgin bir fark var mı? Çocuklar için yazmak şu anlamda zor. Yani ilk bakışta kolay gibi gelebilir gerçekten. Şimdi yetişkinler için yazarken kendimiz için yazabiliriz. Yani okurumuzu düşünmek zorunda değiliz. Kategori koyamayız. Seçmeyiz onu biz. İdealde edebiyatın özünü düşündüğümüzde çok iyi bir şey gibi gelmiyor bu okuru hesaplayarak yazmak. Ama unutmayalım ki çocuk dediğimiz kategori
okumanın daha bilinmediği yaştan başlıyor. Bundan 40 yıl önce dedim ya, 40 yıl önce başladım. 40 yıl önce diyelim bir okul öncesi kitap yaptınız, tek tük yaptınız. Onu bir hediye ettiniz anneye, baba çocuğunu okusun diye. Daha sonra soruyordunuz, ne oldu çocuk beğendi mi kitabı? Yok daha çocuk okula başlamadı, rafa kaldırdım. Okula başlayınca vereceğim deniyordu. Doğrudur. Ama şimdi öyle değil. Yani bu biliniyor artık. Evet. Yani bunlar aşıldı, çoktan geride kaldı. Çocuğun hayatının kitapla başladığını, başlaması gerektiğini biliyoruz artık. İşte dolayısıyla şimdi okumayan bir çocuk, okuma yeni sökmüş bir çocuk, okuma acemisi bir çocuk, giderek ustalaşmaya doğru giden bir çocuk. Hepsi bakın farklı farklı. Dolayısıyla siz bir şey anlatmak istediğinizde, bir öykü anlatmak istediğinizde karşınızdaki çocuğu dikkate alarak anlatmak zorundasınız. Hangi yaş grubunu anlatmak istiyorum sorusunun cevabını mı aramalıyız? Evet, yani bunu tayin etmek zorundasınız, buna karar vermek zorundasınız. Okul öncesini anlatacaksanız başka bir dil kullanıyorsunuz, başka bir tarz kullanıyorsunuz. Diyelim yoğun edebiyat, yani benim edebiyat paralamak dediğim şeyi yapmıyorsunuz. Gerçi bunu çocuk edebiyatı ben hiç önermiyorum. O ayrı bir konu, yeri gelmişken değinmiş olayım ama... Yine kitap içerisinde var, bununla ilgili örnekler de var. Yani okurumuzu seçmek zorunda kalıyoruz. Şimdi bu bir zorluk getiriyor tabii. İkinci bir zorluk şu. Yetişkinler bir kitabı beğenmeseler de okuyabilirler veya... Sıkıcı da olsa okuyabilirler, yoğun da olsa okuyabilirler, çok karmaşık bir kurgusu olsa da okuyabilirler. Çocuklar tek bir nedenle okur. İlgilerini çekerse okur. Dolayısıyla çocuklara yazarken işte içeriği çok zengin, çok şu mesajları veriyordan önce ve tek ilgi çekici yazmayı başarmak gerekiyor. Yetişkinlere yazarken çok ilgi çekici olmayı başaramasanız da okur dediğim gibi ama çocuk ilgi çekici bulmazsa okumaz. Kapatır kitabı. O sizin yüzden... kitaplarınızı okuyanlar bilecektir. mizah doludur bütün öyküler. Evet. Gerçek dışı olaylar da vardır ama bir o kadar da yaşamın içindedirler. Evet. Okulda, aile ortamında gelişir. Ama her zaman hep şaşırtan ve güldüren, gülümseten bir şeyler olur muhakkak öykülerde. Ben ve çocuklarım keyifle okuduk. Yanımda da kitaplığımızdan Fatih Erdoğan kitaplarından bir kısmını getirdim. İmzanızı da almak istiyorum sonrasında. Peki Fatih Bey, yazarken klişelerden nasıl uzak duracağız? Klişelerden uzak duracağız. Yani bunun cevabı bu. Şöyle. Daha çok okuyarak mı? Daha nitelikli kitapları okuyarak yani mı? Tabii ben zaten öğrencilerime hep şunu söylüyorum bu. Çocuklar için yazmak kursunun öğrencilerine. Çok özel olarak bir arşiv oluşturun, bir kütüphane oluşturun bu iş için. Çocuklar için yazmak arşivi deyin adına mesela. Ve nitelikli kitapları bulundurun orada ve sürekli okuyun. Çok ilham verici bir şeydir o. Yani şöyle, klişelerden kurtulmanın basit altın formülü, aklınıza ilk geleni sorgulayın. Aklınıza ilk gelen bir şey büyük bir ihtimalle yapılmıştır. Yani ilk defa çocuk edebiyatına girenler, çocuk kitabı yazmak güzel isteyenler. Güzel yani hemen ilk aklına gelen şey, yok kalemi okuldan gelmiş, kalemi işte çantasını ya da çantasını atmış kenara. Ay çanta çok üzülmüş. İşte falan. Bunlar kullanıldı, bitti artık. Yani üstelik yeni de değil. Yani 50 sene, 70 sene, 100 sene önce kullanıldı şeyler. Evet. Farklı düşünmek. Bütün olay o. Çünkü... Çocuk da istemiyor zaten onu artık, bıkmış. Bazen fikir çok parlak olabiliyor, yazarın dili çok özgün olmayabiliyor, bazen de tersi olabiliyor. Bu ikisi birleştiğinde aslında şahane şeyler ortaya çıkıyor değil mi? Fatih Bey, kitabın sonunda bir kitabın yayımlanma sürecinin 20 kuralını açıklıyorsunuz. Tane tane, tek tek ve bu noktaya kadar gelenler de zaten evet ben hala çocuklar için bir şeyler yazmak istiyorum diyorlarsa onlara ne mutlu. Kitap bittikten sonra da çalışma sayfalarından bahsetmiştim. 25 tane çalışma sayfası var kitap içerisinde ve işte siz o zaman kitabın en sonunda okurunuza hoş geldin diyorsunuz. Buraya kadar okuduğuna göre gerçekten isteklidir diye düşünüyorsunuz herhalde değil mi? Evet, evet. Bu bölümü de okumak isterim. İlgi duyanların da belki çocuklar için yazmak konulu online mi yapıyorsunuz? Online. Seminer? Tamam. Online. Belki seminerlere katılmak isteyenler de olabilir. Son sayfayı okuyarak size teşekkür etmek istiyorum. Hoş geldin. Böylece kitabın sonuna geldik. Umarım yazdıklarım işine yarar. İlk kitabını bana imzalayacağına söz vermiştin. O günü iple çekiyor olacağım. Şimdilik benim için şunu yap. Kitabımla ilgili düşüncelerini...
fatih@çocuklaricinyazmak.com adresine yollayabilirsin. Bu benim için yapacağım bir iyilik olmakla kalmayacak. Aynı zamanda çocuklaricinyazmak.com üzerinden yazışabilmemiz için seni üye kaydedeceğim. Aramıza hoş geldin. Fatih Erdoğan, Ekim 2019 diye de bitirmişsiniz. Fatih Bey, minik bir kızınız var. Evet. Masal, 4 yaşında. Masal'ın kitaplarla arası nasıl? Sizin hikayelerinizle arası nasıl? Çok iyi Masal'ın kitaplarla arası. Masal'ın en çok resimle arası var bu arada. Çok güzel. Yani uyanır uyanmaz bir tane geçen çok beğendiğim için masama aldım. Evet, çok güzel. Ama kitapları da çok seviyor mutlaka. İşte bildiğimiz hani her akşam bir okuma seansımız var ama orada kalmıyoruz. Bir de ayrıca masal istiyor. Yani sadece kitaptan değil. Bir de ortam da çok elverişli onun için. Evet. İlham verici, evin. Yani sanıyorum henüz o aşamaya gelmedi ama bu oda buradaki birikmiş çocuk kitapları giderek onun alanına girecek daha küçük çünkü. Ona sadece ona hitap eden kitapları onun odasındaki ayrı bir kitaplığa koydum. Ama zaman zaman buradan gelip raftan çekip okutuyor onları. Ayrıca masal anlattırıyor. Yani kitap dışında sözlü de dinlemek istiyor. O zaman iyi bir dinleyici. Biraz şey de istiyor orada. Dramasını da istiyor filan. Ah çok güzel. Neyiz. Seviyor kitapları. Harika. Kendi uydurmayı da seviyor bir şeyler kendi kendine. Dediğim gibi böyle bir ortamda aksini ben düşünemiyorum. Mutlaka yazmak ya da çizmekle ilgili bir uğraşı olacağına inanıyorum şimdi. Ama bir şey yapmadık yani aman okusun falan diye kendi halinde ne istiyorsa yapsın dedik. O ilginin biraz doğal olduğunu düşünüyorum. Benim çocuklar için yazmak kitabım dediğim gibi TÜYAP Kitap Fuarı'nda sizin imzanızı almıştım. Ama yanımda imzalı olmayan kitaplarımı getirdim. Çocuklarım için imzalarsanız tabii çok ki, mutlu olacağım Fatih Bey. Tekrar teşekkür ediyorum size.